Merhaba değerli dostlar. Bugün ormanlık bir alanda doğa yürüyüşü yapacağız. Ama önce kamp ateşini yakacağız. Bu arada size kamp ateşi nasıl yakılır doğada en kolay şekilde işte meşe ve defne ağaçlarının yoğunlukta olduğu, yine ardıç ağaçlarının bulunduğu bir ormanlık alandayız. Burada kamp ateşi yakacağız. Arkadaşlar kamp ateşi yakmak bazı püf noktalar gerektiriyor. Herkes rahatlıkla ateşi yakabilir. Ancak ateşin sürekliliği ve kolay yakılması için birkaç püf noktası var. Onları göstereceğiz. Hemen basitçe arkadaşlar gördüğünüz şekilde önce yatay şekilde ağaçlarımızı belli bir boyda kesip bunu diziyoruz. Daha sonra çapraz şekilde yine işte gördüğünüz gibi ve üçüncü kat. Bu şekilde arkadaşlar kamp ateşimizin yanacağı ocak havalandırma sistemiyle yanacak ve çok rahat tutuşacak. Tutuştuktan sonra da kalın olanlardan köz yapmak üzere üzerinde pişireceğimiz yemeğimizi yapacağımız köz olmasını sağlayacağımız şu şekildeki büyük kalın kütükler. Bununla birlikte arkadaşlar tutuşturmak için de yine kuru yapraklardan faydalanacağız. Dediğimiz gibi arkadaşlar kamp ateşi yakarken ağaçları yan yana diziyoruz. Daha sonra çapraz şekilde dizip bir üst daha, siz bunu 3-4 kat yapabilirsiniz. Ve kurumuş yaprakları ormanlık alanlarda mutlaka var. İşte meşe ve defne yapraklarının kurumuş halini, bunları alacağız ve ateşimizi yakacağız. Yaktıktan sonra da alev aldıktan sonra da bir süre sonra kalın kütüklerimizi koyacağız. Köz olacak ve üzerinde istediğimiz yemeği, çayımızı ve diğer ne istiyorsak onu rahatlıkla pişireceğiz. Evet, şimdi kamp ateşimizi bu kurumuş yapraklarla tutuşturmaya başlayacağız. Başlayacağız. Evet arkadaşlar, yaprakları bu şekilde düzenlediğimiz, enine ve boyuna dizdiğimiz odunların içerisine koyuyoruz ve şöyle de bir yaprak yakıp bu şekilde ateşimizi tutuşturuyoruz. Kuru yapraklarla ateşimizi tutuşturduk. Bu şekilde üzerine besleyerek doğada rahatlıkla ateş yakmış olacağız. Ve bu şekilde de köz haline gelecek büyük kütükleri koyduktan sonra ve ateşimiz kullanıma hazır hale gelecek.